Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one horse. Merhaba YouTube, bugün Vlogmas Day 4 için geldim sizinle konuşmak için. Birazcık yorgunum, o yüzden belki bunu görebileceksiniz vlogda. Ama neyse, işte dünden başlayacağım. Çünkü aslında dün gece birkaç olay oldu. Söylediğim gibi ben göz doktora gittim, göz numaram değişti mi diye öğrenmeye. Ve maalesef değişmiş. Çok sinirlendim çünkü aslında durması lazım. Çünkü birkaç sene içinde göz ameliyatı almak istiyorum. Yani gözlük takmayayım diye hiç. Ama onu yapmak için işte İngilizcesi LASIK surgery, bilmiyorum Türkçesi nedir. Ama işte gözlerim, ilk önce onu yapmadan önce gözüm numarası durması lazım. En az yani 2 sene mi ne, hiç değişmemesi lazım gözüm numarasını. O yüzden onu beklerim. O zaman çok üzüldüm onu duyunca değiştiğini, ama bakacağız neyse. Ama ondan önce ben aramıştım, yani doktor ofise sordum gözlerimi, çünkü damla koyacaklardı ve hiçbir şey göremeyecektim birkaç saat için. Sonra ne kadar bu damlalar gözümde olacak, yani ne kadar sürecek bu damlanın şeyi geçmesi, öğrenecekte ne zaman görebileceğim? Ve kadın dedi en fazla 2 saat dedi. O yüzden ben dedim tamam, yani 6'dan 8'e kadar göremeyeceğim, yani azı göremeyeceğim değil de bulanık göreceğim her şey. Tamam dedim. O zaman 8'den sonra dersime başlarım. Her şeyi o zaman için ayarladım. Çünkü ondan önce çok şeydim, meşguldüm. Aynı zamanda sizin için 2 tane vlog yapmam lazımdı. Çünkü bilmiyorum bunu görüyor musunuz da her çektiğim vlog hem İngilizce hem Türkçesini çekmem lazım. O yüzden birazcık zor aslında, yani 25 vlog diyorum da aslında ben 50 vlog çekiyorum 25 gün içinde. O yüzden birazcık zor benim için, ama neyse problem etmemeye çalışıyorum. Ondan sonra da yani gittim doktora, söyledim yani böyle böyle. Yani doktor damlayı koydu gözüme. Sonradan da sordum. Ha tamam, şimdi 2 saat göremeyeceğim değil mi? Kadın da böyle baktı bana. Dedi ne 2 saat, yani en az 4-4,5 saat olacak diye. Ben de birazcık sinirlendim. Ama tabii ki bir şey söylemedim. Ama üzüldüm çünkü bütün yani her programı ben 2 saat için ayarladım. Ama işte 10-10.30'a kadar göremeyecektim. O yüzden dedim boşver. Saat 9.30'da mı neyse gittim yattım yatağıma, dedim boşver, sabahleyin ders çalışırım. Gittim sabahleyin öğretmenle birazcık not çekmeye, neyse her şey bitti. Ama komik bir hikayeydi çünkü bütün programın bozdu o yanlış bilgiden. O zaman teşekkürler. Konuştuğum kadınla telefonda birazcık sinirlendim. Ve burada gördüğünüz gibi bütün kutum var. Burada bütün yeni kamera, her şey, yeni kameranın bütün değişik teknoloji şeyleri. Yarın çok güzel bir gün olacak. Zamanında benim şeyim var. Saat 9.30 sabahinde ben bir üniversiteyle konuşacağım. Yani interview yapacağım, nasıl denir yani. Ben birisiyle konuşacağım, üniversiteye giden, yani benimle ilgili, onlarla ilgili birkaç sorular soracak 30 dakika. O yüzden inşallah iyi geçer diye düşünüyorum. Ve sonradan 11'den 3'e kadar bir gala var Manhattan'da. Ve bu gala işte kadınların aynı görünmesi için yani eşitlik olsun diye. O yüzden onun için heyecanlıyım. Sonradan da gece vakti için komşuya bakacağım. Yani komşunun çocukları var. Onları babysit yapacağım. Yani onlara bakacağım. O yüzden bayağı uzun bir gün yarın. O yüzden bütün her şeyi yarın için saklamaya çalışırım. Ama günümle ilgili birkaç şey bahsetmek istedim size. Öyle işte, bugün sınav aldım. Sonra okul sonrası birazcık matematik çalıştım. Çünkü benim hem pazartesi hem salı günü için 2 tane matematik sınavım var. Ve birazcık zor olacak diye duydum. O yüzden onu 45 dakika 1 saat mi çalıştım bugün. Ve gene pazar günü boş zamanım olduğunca o zaman gene çalışırım birazcık daha. Ondan sonra da bugün İngilizce öğretmenim nedense delendi. Bilmiyorum yani ne oldu ama... O kadar yani ödev bile değil, o kadar değişik şeyler bize verdi ki dedi. Tamam, şimdi pazartesi günü bütün sorular var. Onlar önceden söylemişti. Bütün soruları cevaplaman lazım. İşte siz onu gördünüz, onu yaptım. O yüzden o bayağı bir zaman sürdü onu hepsini bitirmem. Belki 2,5 saat, 3 saat mi ne sürdü. O bayağı uzun zaman sürdü onu bitirmesine. Sonradan da dedi hem aynı zamanda pazartesi sizin için bir sınav vereceğim. Ama sadece sınav değil, yani siz bunu eve götürebilirsiniz bu sınavı. Ama sadece 2 gününüz var bu sınavı bitirmeye. Ve hepsini bilgisayarda yapayım. O yüzden elle yazmayın. O yüzden ne kadar uzun zaman alabilirsiniz bunu yazmaya. Ama uzun olması lazım ve bilgi dolu olması lazım. Bir de böyle format çok profesyonel olması lazım. O yüzden gittim bugün Starbucks'a. Gene 3 saat mi ne harcadım orada bu bütün sınavı yapmak için. Yani her şey tam olsun diye. Aynı zamanda o var. Salı günü
bir tane essay veriyor. Yani resmen 4 sayfalık bir şey yazmam lazım bu kitapla ilgili, bu Hamlet'la ilgili. Sonradan çarşamba günü için bütün değişik kelimeler var. Bu kelimelerle ilgili bir şeyler, bütün bu kelimeler ne demek, bu cümleler ne demek diye hepsini anlatmam lazım. O 2 sayfa. Sonradan perşembe günü için birazcık daha da kelimeler verdi. Bunların hepsini yapmam lazım. Bütün kitap konu nedir diye. Yani çıldıracağım. O kadar işim ders verdi ki bizi. Yani inanılmaz şeyim, stresliyim. Çünkü ne yapacağımı bilemiyorum. Çünkü o kadar az zaman kaldı. Hem tatil için bir, hem okulun bitmesi için yani tatilden önce. Ve aynı zamanda o kadar şeyler oluyor ki sanki düşünüyor yani bütün hafta sonu boşmuş gibi. Hiç bir programımız yokmuş gibi öyle bir ders attı bize. Çok seviyorum öğretmenimi, yanlış anlamasın ama bayağı yorgunum ve şimdi yemek yemeye gideceğim aşağıda mutfakta. Öyle. Umarım sizin gününüz iyi geçmiştir. Bu vlog 6 dakika mı ne olmuştur şimdi. O yüzden bitireceğim bu vlog ama ben günüm böyle geçti. Biraz sonra kameramla değişik anlamaya çalışacağım, oynayacağım. Çünkü yarın işte aynı zamanda benim video çekmemelerimi istiyor. Bir de harika bir şey. Çünkü hem onlar için video çekeceğim. Aynı zamanda kendim, yani sizin için de video çekeceğim. O yüzden çok güzel vlog olur yarın. Yarın görüşürüz. Yüzüğüm kazağıma takılmış durumda. Onu çıkartamıyorum. Heh, tamam. O kadar başım dağınık ki şimdi anlatamıyorum size. Bir de siz de kesin bunu görüyorsunuz. Neyse, yarın görüşürüz. Teşekkürler izlediğiniz için. Yarınki vlogmas'ta görüşürüz. Hoşça kalın.